Hocamlar, bu hafta yine Asya ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü en büyük fotoğraf makineleri müzesinin en can alıcı bölümlerinden birinin önündeyiz. Burada harika bir vitrin var. Burası casus fotoğraf makinelerinin bulunduğu bölüm. Yanımda da buranın sorumlusu İrfan Tunay Beyefendi var. Kendisi bize buranın bu hafta hikayesini anlatacak. İrfan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle siz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tabii bulunduğunuz vitrin müzemizin en can alıcı noktalarından bir tane, üç vitrinimiz. Gelen ziyaretçilerimizin de ilgi olduğu vitrinler arasında. Evet. Casus ve ajanların kullandığı makineler. Tabii casusluk faaliyetlerini biz 90'lı yıllarda James Bond'la biliyorduk ama evet. Bu olayın 1800'lü yıllarda olduğunu bilmiyorduk. Tabii müzemiz 1800'lü yıllardan başlayıp 90'lı yıllara kadar olan ajan makinelerinin bulunduğu 3 yatay vitrinimiz var. Özellikle 1886'larda su matarasından yapılan bir fotoğraf makinesi çok mevcut. Çok etkileyici gerçekten. Bakınca su matarası diye evet, düşünüyoruz. Evet, 6 tane pozlama almakta bu arada. Su içerken görüntünüzü çok rahatlıkla çekimini sağlayabilirler. Tabii çok ilginç. Makineyi biz Kayseri'den almıştık. Böyle bir makinenin Kayseri'de çıkması gerçekten çok ilginç. Evet. Çünkü Amerikan menşeli bir makina. 1886. Evet. Bülent Hocam hoş geldiniz. Yapıyordum orada ama siz lütfen devam edin. Evet. Hoş geldiniz. Tabii müzemizde yine çok ilginç bir envanterden bahsetmek istiyorum. Günümüzdeki dronelerin atası olarak evet. geçiyor. 1907 yıllarına ait. Üzerinde bir basit obturatör var. Tabii makina 30 saniyede bir otomatik çekim sağlıyor ve 11 tane pozlaması var. O dönemde posta güvercinlerin göğüs kısmına bağlanarak mesafe yani söylemeksizin 1 kilometre 2 kilometre mesafeden görüntüyü çekiyor, tekrar yuvaya dönüyor. Ajan olan kişiye güvercinin göğüs kısmından çıkartıyor, tabını yapıyor, arabını görüyor. Coğrafi araba bölgede. Derken şimdi teknik konuşuyorsunuz. Evet. Araba ne? Yani şimdi onu... negatifini görmesi evet, lazım. Evet. Pozitife çevirmek için. Evet. Yani coğrafi... Karta basabilmesi için. Aynen öyle. Evet, Bülent evet. hocamın dediği gibi evet. karta basması ve coğrafi bölgede kim var kim yok çok rahatlıkla takip etmesi için o görüntüyü elde etmesi için posta güvercinlerden bir kanatlı hayvandan faydalanarak görüntüler sağlanmaktadır. Yani güvercin de istihbarat elemanı olarak kullanılıyor. Kullanılmış. Aynen öyle. Evet. Evet. Gerçekten casusluk. En ucuz istihbarat elemanı çünkü bir parça buğdayla karnını doyuruyorsunuz. Maaş, sigorta hiçbir şey yok. Süper hocam. Evet. Tam nokta atışını Bülent hocam yaptı aslında. Evet. Yine müzemizdeki çok ender makinelerinden bir tanesidir. Kol saatinden yapılan Soğuk Savaş dönemi 1951. Doğu Almanya. 1951. Evet. Tabii Doğu makinedeki Almanya. Objektif 2.5. Soğuk Savaş dedikleri tabii ki şu Sovyetler Birliği ile Amerika'nın başını çektiği iki kutuplu bir dünyadan bahsediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında ve 1990'da Sovyetler Birliği dağılana kadar olan dönemi kastediyoruz. Soğuk Savaş. Evet. Yine bizim gazilerimize taktığımız şeref madalyaları vardır. Evet. evet. 6.3 diyafram açıklığında evet. olan kurdalesini, vizörünü, objektifini, deklanşörünü çok rahatlıkla makinenin üzerinde görüyorsunuz hocam. Evet. Ajan olan kişi kendine gazi unvanı süsü veriyor. Evet. Yakasına takıyor, tören alanına geliyor, evet. protokoldeki önemli kişilerin pozlamasını gerçekleştiriyor. Şöyle söylemek istiyorum, bu tür makinelerde 7 tane pozlama var. Mikrofilmle çalışır. Evet. Bu tür makinelerde 90'lı yıllarda kullandığımız kompakt makinelerdeki 35'lik film formatı gibi film yanma olanağı yok. Net bir görüntü. Evet. Bu çok ilginç yani. Evet. Yani Bülent hocam şöyle evet. söylemek gerekirse ajan olan kişi bugün sizi burada görebilir, yarın göremeyebilir. Evet. Çektiği fotoğraflar her zaman nettir. Garantili net olması gerekiyor. Evet, evet. tabii. Fotoğraf kalitesi de çözünürlük bozulmuyor. Tabii ben de mesela zamanında diyafilm, siyah beyaz ve renkli fotoğraf çektik. İrfan hocam da daha iyisini bilir. Yani genelde 36 poz varsa 36'sını da çıkaran fotoğrafçı azdır. Mutlaka bir başına iş gelir, yanabilir, olabilir. Ama burada bunlar ortadan kaldırılmış. Daha üstün bir teknoloji kullanılmış. Evet. Öğrenmiş. Aynen öyle hocam. Benim en çok burada ilgimi kitap ve bu ayakkabı evet. çekti. Yani bir ayakkabının içinde bir fotoğraf makinesi. Evet. Çok aynen. enteresan biz bir bazen deriz ya biraz argo bir ifade gibidir ama özür dileyerek. Estağfurullah hocam. Ne ulan bu ayak deriz. İşte bu ayak. Gerçekten evet, bu ayak o ayak gibi. Tabii bu kadın ajanlarca kullanılmış belli. Ha. Yani Mata Hari'nin ayakkabısı öyle diyelim biz. öyle değil ama ajan kadın ajan deyince aklınıza evet. öncelikle Mata Hari gelir.
İşte Mata Hari'nin ayakkabısı, öyle diyelim. Ve bununla fotoğraf saklama, evet, saklama amaçlı. Fotoğraflarını buraya, çektikten sonra evet, saklama amaçlı. Saklama amaçlı kullanmış. Evet, saklama amaçlı. Evet, evet, yani düşünmeyelim, evet, 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 tabii. Tabii yine sizin ilginizi çeken evet, kitaptan yapılan kesinlikle bir fotoğraf. Kesinlikle, evet, çok evet, kitaplarla olan ilginizi evet, zaten evet, biliyorsunuz. O yüzden bu çok dikkatimi çekiyor. Şöyle göstereceğim olsun da, yani ben makineyi 90'lı yıllarda Çinliler yapıyor ama evet, Ruslar kullanıyor. Hı-hı. Aslında kapak kısmını hafif çevirdiğiniz zaman, seyircilerimiz de görebilir, evet, izleyicilerimiz, bir objektif var. Kapattığınız zaman arka tarafta ise vizör ve deklanşör kısmı yer alıyor. Evet, evet. Yine yani çok ender makinelerinden bir tanesi. Biz tamam, görüyoruz da hani kameraya böyle evet, tutabilirsek. Yani biz kitap okuyun okuyun diyoruz ama tabii ki bu başka bir kitap. Evet. Casus, casus kitap. Kitap evet. Yine radyodan yapılan radyomuz bir var, fotoğraf makinesi evet, mevcut müzemizde. Evet. Bakın çok 3 güzel FM bandına sahip makine. Evet. Evet. 1964. Ülkemize FM 1958'lerde geldi Bülent abi. Doğrudur. Evet. 6 yıl sonra makinenin içerisine entegre etmişler. Evet. Siz radyo frekansı dinlerken evet, ajan olan kişi istasyonu değiştirirmiş gibi yapıyor. Evet. O arada sizi görüntülüyor. Siz farklı bir frekansa geçtiğini düşünüyorsunuz evet, ama fotoğraf çoktan çekilmiş yani, olabilir. TRT FM'de evet, belki Emel Sayın'dan bir parça dinliyorum zannederken. Evet. Görüntü çoktan çıkmış yani, olabilir. Gerçekten casuslar. Burada, evet, sigaranın yani sağlığa zarar olduğunu hep söylüyoruz. Burada evet, da söyleyelim. Bu da çakmakla. Evet, bu tam yine spot, şöyle söyleyeyim. 2003 yapımıdır. Fixfocus evet, özelliğine sahip olan makinede objektif 2.8 elektroniktir. Yalnız bu makinede Bülent Hocam, evet, ateş çıkarma özelliği yok ama 10 dakika video çekim özelliğine sahiptir mesela. Evet. Yine ender makinelerden bir tanesi. Bakın, dünyanın en hassas ve evet, en küçük fotoğraf makinesidir. Buyurun. Aa, 1958 Minox B modelidir. Şöyle gösterelim. Tabii bugün 7 yaşındaki bir çocuk da kullanabilir. 70 yaşındaki bir yetişkin de gözleriniz kapalı vaziyette filmlerini takma özelliğine sahipsiniz makinede. Evet. O kadar etkileyici. Tabii müzemizde birden çok, yani yaklaşık 150'ye yakın ajan makineleri bulunuyor. Hı hı. Hepsini tek tek anlatabiliriz evet, ama kesinlikle evet, buna vakit tabii yetmeyecek. Tabii biz ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Kesinlikle evet, ziyaretçilerini bekliyor burası. Sizlerin aracılığıyla. Aynen öyle. Aynen. İrfan Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ben gerçekten teşekkür ederim. Burası doyulmayacak bir hazine. Gelmelisiniz, görmelisiniz diyoruz. Bizden söylemesi bizde kalmasın. Hoşçakalın. Sağ olun.